ATV ekranlarının sevilen gençlik dizisi Kardeşlerim. İlk bölümünden beri ilgiyle takip ediliyor. Özellikle gençlerin izlemeyi tercih ettiği dizi izlenme rekorları kırıyor. Şimdilerde ise sevilen diziden üzücü haberler geldi. Güzel oyuncu Ayla diziden çıkarıldı. Peki Ayla karakterine hayat veren oyuncu kimdir? Diziden neden ayrıldı? Gelin hep birlikte diziden ayrılan oyunculara bir göz atalım. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Celil Nalçakan, Sivas'ta öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Kendisinden 17 yaş, küçük bir kız kardeşi vardır. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde turizm otel işletmeciliği okumaya başladı, ancak orada da tiyatroya devam etti. TÜRVAK'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk okumaya başladı. 2006 yılında Sıla dizisiyle televizyondaki oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde oynadı, ancak Bitmeyen Şarkı adlı dizideki rolüyle tanındı. Daha sonra İntikam adlı dizide oynamış, fakat bu diziden ayrılmıştır. Oyuncu Algı Eke ile birlikte Net.com'da Şişenin Dibi adında bir program yapmış, son olarak Zülfikar karakterini oynadığı Poyraz Karayel dizisiyle epey üne kavuşmuştur. Vücudunda çok sayıda dövme bulunan oyuncu, aynı zamanda koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Şimdilerde ise Kardeşlerim dizisinde rol alıyor. Çıkan haberlere göre senaryo gereği sezon finalinden sonra diziden ayrılıyor. Aslı Mavitan. Arka Sokaklar dizisinin uzun soluklu hikayesinde önemli bir yere sahip olan Savcı Arzu karakteri, izleyicilerin merak ettiği ve sevdiği figürlerden biridir. Mavitan'ın aile geçmişi de oldukça ilginçtir. Annesi 1973 yılında Türkiye Güzeli seçilmiş, babası ise ünlü şarkıcı Hayko'dur. Ayrıca annesi ve babası Aslı Mavitan sadece 2 yaşındayken ayrılmış ve daha sonra annesi Ahmet Mavitan ile yeniden evlenmiştir. Eğitim hayatını İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünde tamamlayan Aslı Mavitan, bu alandaki eğitimiyle oyunculuk kariyerine sağlam bir temel atmıştır. Aslı Mavitan'ın özel hayatına da kısaca göz atacak olursak, oyuncu Kaan Balkaş ile evlidir. İkilinin mutlu bir birlikteliği bulunmaktadır. Sadece Arka Sokaklar dizisiyle değil, aynı zamanda Kardeşlerim adlı projede de oyunculuk yaparak yeteneklerini farklı türlerde sergilemiştir. Oyunculuk kariyerindeki bu başarılarıyla Aslı Mavitan, izleyicilerin sevdiği ve takip ettiği bir isim olmayı başarmıştır. Çıkan iddialara göre güzel oyuncu yönetmenle tartıştığı için diziden çıkarıldı. Atakan Özkaya, İstanbul doğumlu oyuncudur. Anne tarafından Rize, baba tarafından Afyonkarahisarlıdır. Barcelona'da yaşayan, kendisinden 5 yaş büyük bir abisi vardır. Maltepe Belediyesi, Kent Konseyi'nden 1 yıl tiyatro eğitimi almıştır. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Ölümün Uykudaki Duruşu, Hacivat Karagöz, Kanlı Nigar tiyatro oyunlarında oynayan genç oyuncu, ilk dizi oyunculuğu deneyimini 2017'de Kalp Atışı dizisinde Korkut karakteriyle bir bölüm konuk oyuncu olarak yer alarak yaşadı. 2021'de Blue TV dizisi olan Hiç dizisinde Kaan karakterini canlandırdı. 2022'de İçimizdeki Ateş dizisinde Kerem karakterine hayat verdi. Günümüzde ise Kardeşlerim dizisinde Sarp Yılmaz karakteriyle yer almaktadır. Başarılı oyuncu, Icon Talent Menajerlik Ajansı bünyesinde yeni projelerde yer almaya devam etmektedir. Genç oyuncu diziden ayrılıyor. Dizide hayatını kaybederek diziye veda edecek. Cüneyt Mete, 9 Eylül 1970 yılında dünyaya gelmiş, kökeni Artvin Şavşat'a dayanan başarılı bir oyuncudur. Ankara'da yaşamını sürdüren ve Cem ile Ferhan adında ikiz çocukları olan Mete, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş ve halen Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sanatını icra etmektedir. Tiyatro,
dizi ve sinema alanlarında kendini gösteren Cüneyt Mete, ATV'de 2016 yılından itibaren yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen Aşk ve Mavi dizisinde Cemal Göreçki karakterini canlandırmıştır. Oyunculuğu ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mete, bu diziyle geniş kitlelere ulaşmayı başarmıştır. Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Cüneyt Mete, 2 Mayıs 2019 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Şeyma Korkmaz ile evlenmiştir. Bu birliktelik, onun özel hayatına dair kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 2021 yılında ise ATV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören Kardeşlerim dizisinde Orhan karakterini canlandıran Cüneyt Mete, başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Hem sanat kariyerinde hem de özel hayatında dikkat çeken bir isim olan Cüneyt Mete, Türk televizyon ve tiyatrosunun sevilen simalarından biridir. Ünlü oyuncu diziden ayrılacağı paylaşımı yapıldı. Çıkan iddialara göre yeni bir diziyle anlaştığı için diziden ayrılma kararı aldı. Önümüzdeki bölümlerde göreceğiz. Berk Ali Çatal, 4 Mart 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş bir yetenek. Oyunculuk tutkusuyla dolu olan Çatal, eğitimine İstanbul Yeditepe Üniversitesi oyunculuk bölümünde devam etti ve buradan başarıyla mezun oldu. Ancak sadece üniversite eğitimiyle yetinmeyen genç oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde de temel oyunculuk eğitimi aldı, kendisini sürekli geliştirmeye önem verdi. Oyunculuk kariyerine erken yaşlarda adım atan Berk Ali Çatal, ilk deneyimini 2009 yılında 14 yaşındayken Aile Reisi adlı dizide yaşadı. Ardından 2014 yılında Beni Böyle Sev dizisinde rol aldı ve adından söz ettirmeye başladı. Çeşitli projelerde rol alarak deneyim kazanan Çatal, 2017'de Umutsuz Ev Kadınları, Söz, 2018'de Vatanım Sensin, 2020'de ise Çukur gibi önemli yapımlarda yer aldı. Ancak genç oyuncunun en dikkat çeken performanslarından biri, ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Tolga karakteri oldu. Bu rolüyle izleyicilerin beğenisini kazanan Çatal, diziye damgasını vurdu. Ancak şimdi önümüzdeki bölümlerde diziden ayrılacağı iddia ediliyor. Bu da izleyicileri heyecanlandırıyor. Berk Ali Çatal, kariyerindeki başarıları ve yeteneğiyle adından sıkça söz ettiren bir isim olmaya devam ediyor.